Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, hepinize iyi bir akşam diliyorum. Bugün hiç tasvip etmediğimiz bir olayı hep birlikte yaşadık. Ama bu parlamentonun bir çifte standart içerisinde olduğunu bu akşam burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynen kullandığı cümle şuydu: pezevenkler dedi. Ama tutanaklara geçmedi, çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve tutanaklara geçmeyen bir pezevenk kelimesi. Sayın Sakık, şimdi bak, bu alıntı da olsa kaba ve yaralayıcı sözdür. Burada tekrarlamamak lazım. Bu kürsüden buna lütfen dikkat edelim. Bundan sonra da Sayın Başkanım, uyarıyorum. Sayın Başkanım, eğer kaba yaralayıcı söz olursa otomatik burada kesiyorum. Keseceğim yani hiç. Ama burada sarf edilmez. Eleştirebilirsiniz ama burada tekrarlanmaz Sayın Sakık. Bir işlem yapılmadı. Sonrası sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu: çocukları dedi. Kesin işte. Sayın Sakık, Sayın Sakık, Sayın Sakık, Sayın Sakık, size bir dakika. Bakın, biz bugün burada meclisin, sayın milletvekilleri, bir izin verin. Ben konuşuyorum. Sayın Sakık, bir izin verin, ben bir anlatayım. Bakın, beni dinleyin. Burada. Bugün bak, burada yaşanan nahoş hadiselerden dolayı bütün grup başkan vekili arkadaşlarımız konuşmalar yaptılar, değerlendirme yaptılar ve meclisin mehabetine yakışmayan bir dil kullanmayın diye uyardılar. Ama yapmayın. Siz tekrar ediyorsunuz. Burada küfürleri tekrar etmek de doğru bir dil değil. Kaba ve yaralayıcı dil kullanmak yasaktır. Evet. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 107. birleşiminin 7. oturumunu açıyorum. Bir önceki oturumda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık tarafından sarf edilen sözler iş düzüğün 157. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan sükuneti ve çalışma düzenini bozmak kapsamında olup uyarma cezası gerektirmektedir. Bu nedenle Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a iş düzüğün 158. maddesi uyarınca uyarma cezası veriyorum. Şimdi 159 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Komisyon yerinde birinci madde üzerinde verilen son önergenin oylanmasında kalınmıştı. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Birinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Birinci madde kabul edilmiştir. İkinci, Sayın Sakık, küfrü tekrar da bu kürsünün değerli milletvekilleri, bak, size yakışmıyor Sayın Sakık, size yakışmıyor. Bakın değerli milletvekilleri, bugün genel kurulda öğleden sonra yaşadığımız, hepimizin rahatsız olduğu bir örnek oldu. Ve sayın grup başkan vekilleri, başkanlık divanı olarak biz de temennilerimizi dile getirdik. Dedik ki temiz bir dille konuşmak meclisimizin mehabetine daha uygun dedik. Güzel söz sahibini güzel kılar, saygın kılar, yüceltir dedik. Ve bunları bize ait olmasa bile küfürlerin kürsüden nakli de buranın mehabetine yakışmaz. Yani bunlar ağır küfürler. Bunlar siz dediniz demiyoruz. Başkalarının dediğini de burada tekrar edemeyiz. O nedenle
bir kez daha buradan genel kurulun sayın üyelerini bu konuyu dile getiriyorum. Meclisin mehabetine, saygınlığına gölge düşürecek bir üsluptan uzak duralım. Yaralayıcı, kaba bir dil kullanmayalım. Milletin rahatsız olduğu bir dil kullanmayalım. Ve hepimiz buna riayet edersek meclisimiz daha verimli bir şekilde çalışma ortamı bulur. O yüzden bu konuyu bu şekliyle sonlandırıyorum. Şimdi ikinci madde üzerinde 4 önerge vardır. Önergeleri aykırı